Dorukhan'ın koşu mesafelerinde, rakibe basmalarında hiçbir istatistik ama mesela topu kullanma önemli Tabii, etkenlerden biri. İşte onu anlatacağım. İstatistiksel bir bir düşüş yok. Yani demek ki bu oyuncularda koşu, fizik, kondisyon, basma bunlarda bir eksikliği yok ama performans dediğim verimlilik anlamında bir düşüş var. Pekala yani verimliliği ne düşürür? Siz defans çizgisini toparlayın kısaca, defans çizgisini biraz daha geriye kurarsanız. Şimdi rakip takım oyuncusu Max Gradel en iyi oyuncusu, en kontrat yani. Şimdi belli ki kulübeden demişler ki bunu kaçırma, bu çok pırpır, pır, bu kaçar, çok etkili, Sivas'ın en önemli silahı. O yüzden Rozier'in de iyi bir performans sergilemeye denildi gördük. Evet, Max Gradel'i tuttu ilk yarı ama ilk hücumda... hücum bir, bir Kere, çıktı, en net pozisyonu bir şey. Evet, evet şimdi bravo. Şimdi o zaman ne oldu? Siz Rozier'e, Max Gradel'e feda ederseniz, Rozier'in hücum etkinliğinden Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan... Beşiktaş sistemini besleyen, hatta çıkışlarıyla şeye, Gezzala e, şut ve oyun imkanı sağlayan bir şey vardır. Bütün teknik adamlar bunu uygularlar. Bir oyuncunun hücum oyuncusunun top çekerek ya da e, vurabilme şansı verebilmesi için arkadan başka bir oyuncunun pozisyon göstermesi lazım. Yani bindirmeyi yaparsın. Oyuncu ya onu atar ama bir oyuncuyu şaşırtır ya da sola çeker vurur. İşte Rozier'in çıkmaması senin takımdaki en büyük silahın olan <laughs> Gezzal'ın rahat alanda şut atmasını, kaleye şut atmasını önüne geçti. Yani sen aslında bir Max Gradel'i tutana kadar, Rozier ile onu tutana kadar ne yaptın? Hem Rozier'in hücum etkinliğinden artı bir oyuncu eksik oynadın. Sen de atlıyorsun, sen de söylüyorsun. İlk yarı çıkmadan. Artı Gezzal'ın performansını aşağıya düşürdün. Ben diyorum ki her zaman Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş için de aynı söylüyorum. Sergen Yalçın'ın futbolu, Sergen Hoca'nın futbolu, sezon başından bize oynattığı futbol, kanat beklerin oyuna girdiği zaman zaman hani şey hatası olmasına rağmen ben o onu söylüyorum zaten. Yani zaman zaman beğenmiyorum performansı. Da, çoğu zaman beğenmiyorum. Yani o oyunun oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş anlamında. Ee, El Sakala ile ilgili. Beşiktaş kanat bekler oyuna girdiği zaman Gezal biraz içeri giriyordu. Teknik kapasitesi artıyordu. O zaman Josef'in, Atiba'nın ve Doruka'nın dinamik oyunu orada ceza alanının içerisinde bakın. Atiba'yı çok ceza alanında gördünüz. Josef'i çok gördük değil mi maçlarda? Oralarda çok dolaşırken görmüştük, gördük. Bu maçta göremedik. O zaman sen Atiba'yı Gezal'ı şeyi Gezal'ı oyun içine sokamadığın zaman, kanat beklerini için içeride sokamadığın zaman Abu Bakar ve Lerine, arka direklerine performans sağlayan oyunu ve baskıyı yapamaz. Şuna dönüyorum. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kafasını e, karıştıran, temkinli oyunu yapan izleri Kasımpaşa maçında ve e, Sivas maçında Sergen Hoca'da gördüm. Sergen Hoca'nın neye ihtiyacı var biliyor musun? Kendine. Aynıya bakacak Sergen Hoca. Diyecek ki ben bu takımı buraya nasıl getirdim? Türk futbolunda şu anda bu şartlarda, bu imkanlarla, bu kadroları bu hale nasıl getirdim? Hücum oynatarak. Yani defansa zafiyet oluşturacak, hata yaptıracak, Wellington'un penaltılarına sebebiyet verecek, gerideki oyun kurarak değil. Beştaş defans oyununu beceremez. Şimdi beş taş, taş, hücum, hücum oyunu beceremez. Beş dakika sonra o yüzden reklama gideceğiz. Abi, bir cümle, cümle, sonra da son olarak son evet, cümle cümle. Evet, cümleyi söyleyeyim. Vaktimiz kalmayacak da onun için. Sadece Sergen Sormak Yalçın... istiyordum ben. Buyur. Pardon. Abu Bakar'la ilgili önümüzdeki maç Yok. oynayabil, oynayamayacak. Senin bu konudaki bir istihbaratın var mı Beşiktaş taraftarlar merak ediyor. Yani bir Kayseri maçında oynamayacağını biliyorum. Evet. Tekrar orada bir süreç var. Burada Beşiktaş'ın... Lari'nin ciddi bir problemi yok zannediyorum. Evet yani kontrol amacıyla Abu Bakar da dinlendirildi. Yani belli ki arkadaşlar Bakar'ın sezon başından bu yana biliyorsun mevcut sıkıntıları var zaten. Hiç kimse sağlıklı demedi Abu Bakar için. Ama bu oyuncudan daha önce Solda'da da oldu dembabada da oldu birçok oyuncuda bu diz ile ilgili problemler olur ve dizin etrafındaki sıkıntılarla ilgili problemler olur. Bu oyuncuları dinlendireceksin bazen. Sürekli yüklenmeyeceksin. Şartlar o. Ha belki şu eleştiri haklıdır. Yani e, burada Abubakar e, Abu Bakar işte sakatlandı. Eksiklik var. Planlamada bir eksiklik olabilir. Yani burada e, daha önce e, bazı oyuncuların gidişiyle ilgili güvenin niye gitti denilebilir. Umut neden evet. gitti denilebilir. Bunlar o zaman hani daha dörtlü beşli Galatasaray'da şu anda beş tane altı tane hücum oyuncusu var. Fenerbahçe'de var. Beşiktaş orada üç oyuncuyla iki buçuk oyuncuyla belki yoluna devam etti. Bu bir eleştiri olabilir. Ama burada çözüm odaklı bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın sistemi kendi aynasında. Beşiktaş bu güzel oyunu kanat beklerinin oyuna girdiği Rıdvanlı, Roziye'li. yani Roziye'ye bırak e, Max roziye tutsun. İkisini tutabiliyordu bu oyuncu. Bırak Oyun kendi iklimine gitsin. Defans çizgisini oynatmalı. Yani Sergen Yalçın gibi oynatmalı hoca. Aynaya bakmalı ve Sergen Yalçın gibi oynatmalı. Evet. Bunun altını çiziyorum. Eğer Beşiktaş vur oynarsa, Abu Bakar da bu takım gol atar. Vida da atar. Kaptan Atiba da atar. Josef de atar. Kritik haftalarda atılabilir. Ama bunu yapabilmeniz için, rakip alana sizin en iyi oynadığınız oyuna Sergen Yalçın'ın sezon başından bu yana bize oynattığı oyunu yapması lazım. Son iki maç özellikle Kasımpaşa ve Sivas maçları Sergen Hoca'nın tedbirli yapmaya başladığı ve kendi felsefesinden uzaklaştığı bir olma anlaşılır. Bugün elime John Pan bakıyorum arkadaşlar. Beşiktaş 34 maçta 72 puan. Fenerbahçe 34 maçta 69 puan. Galatasaray 33 maçta 65 puan. Bugün Beşiktaş, Sergen Yalçın zaten başarılı. Zaten şampiyonluğun hala favorisi. Ama nasıl favorisiniz? Eski oyunla, Sergen Yalçın oyunla favori. E şimdi yarın belli ki Beşiktaş'ı da aslında daha çok konuşmamız gerekecek. Evet. Bir iki dakika tamam. içerisinde senden şöyle bir toparlama Böyle. rica edeyim. Sen genel olarak katılıyorsun. Özür diliyorum. Yok, Bu arada göre değil. Göre yani, sıkıntı yani sıkıntı yok. Yarın da yine konuşacağız zaten. Ee, sadece şöyle bir durum var. Şimdi... Hoca'yı ben eleştirdim maçtan sonra kendimce e, birkaç paylaşım bulundum ama hoca zaten bir puan için maça çıkmış. Basın Yani şeyde yayıncı kuruluşta söylediği hani biz burada bu kaybı olabilir diye düşünüyorduk. Öngörülebilir. Yani tabii ki Beşiktaş her zaman her zaman çıkar Pardon. ama bizim esas sıkıntımız bir önceki maçta dedi o son dakika yenen penaltı golüyle alakalı. Ankara Gücü maçı. Şimdi Ankara Gücü maçında hesap şaştıysa artık burada hesabı değiştirmek gerekiyor. Artık buradaki bir puan Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın iyice yarışın içinde olduğunu hissettirmesi anlamına geliyor. İkinci bir konu e, matematik üzerinden gidiyor. Belki diyor ki ben Averaj'a da şampiyon olurum, bir puan şampiyon olurum. Ben buradaki bir puanı kazanç olarak sayıyorum. Ama ben Sergen Hoca'nın da... Sat gelmeyebilir. Tabi e, tabii tabii. E, ben burada Sergen Hoca'nın da birazcık e, maç sonu vücut dilinin agresif olduğunu düşünüyorum. Agresif olduğunuzda belli ki bir sıkıntı vardır. Yani Ankara hücum maçında çok büyük şey yoktu. Ee, problem yoktu. Ya da o daha ondan önceki maçta dedi ki 7, 9, 3 maçta biz 7 puan hedefliyorduk. Gayet sakin konuşuyordu. Dün agresifti. Eğer, agresifti. Eğer agresiflik varsa hocanın da endişe ettiği bir takım şeyler vardır. Çünkü Gezzalı aldığın an Sivaspor rahatlamıştır. Gezzal 90 dakika sakatlığı yoksa sakatlığı yok herhalde çıkmaması gerekir. Gezzalı ileri ucu at. Sola at. stoper at. At bir yer. Ge Gezzalı serbest bırak. Ellerin yani dedik burada ben Ta, e, sordum. Yazal da çıkarken e, şeye, şaşırdım. Şöyle bir baktı. Yani hala bir şeyler bak, yapabilirim. Başka maçı öncesi e, hangi maçtı? Ankara Hücum maçı öncesi anlıyorsam. Alanya Le, maçı vardı. E, yerini yerine acaba orada Atiba olabilir mi dedim. Fikir olarak. Niye? Çünkü topu tutuyor. Larry'nin topu verdiğinde topu kaybediyor. Şimdi burada teknik direktörlük kariyerinin en önemli e, virajına girmiş durumda Sergen Yalçın. Larry'nin konusunu çözmeli. Belli ki Abu Bakar yok. Larry'nin orada olmayacağını görmeli. Rıdvan'ı kullanmalı. Burada Fatih abiye katılıyorum. Beklerin çıkışında çıkışında ee, ve Sergen Yalçın öyle ya da böyle e, rakibi tehdit eden oyuncuları sahada tutmadı. Tut, e, tutmalı. Gezzal gibi, Rıdvan gibi. Gezzalı çıkardı.